Herkese iyi pazarlar. Ee, yine bir Covid-19 videosuyla yine bir pazar günü bu pandemi günlerinde sizinle beraberiz. Biliyorsunuz özellikle İngiltere'den kaynaklı başlayan B117 varyantının hızla yayılıyor olması, Güney Afrika'daki yeni varyant mutasyon söylentileri ve virüsün bulaşıcılığının daha artıyor olduğu ile ilişkili bilimsel veriler ve kaygılar aşıları çok daha önemli bir noktaya getirdi. Gerçekten de özellikle B117 varyantının R0 değerini 0.4 civarında artırdığı söyleniyor. Bu aslında aşılamanın ve aşılama hızının önemini de daha da belirgin bir noktaya doğru getiriyor. Çünkü daha dinamik bir şekilde ve daha hızlı ve daha geniş kitlelerin aşılanması gerekiyor. Gerçekten de B117 varyantı ilk tanımlandığı günlerde %20'ler civarındayken Aralık ayında bu oran %62'ye çıktı ve Şubat ayında da bütün görülen varyantların %90'ını oluşturacak gibi gözüküyor. Yani gerçek anlamda bir hızlı yayılma var ve İngiltere bunun bedelini çok ağır ödüyor. Dolayısıyla bu durum aşıların gerçekten de çok önemli bir noktaya gelmesine neden oluyor. Çünkü R0 değeri burada çok önemli. R0 değerine göre biz toplum bağışıklık yüzdelerini hesaplıyoruz ve diyoruz ki R değeri 3 civarında olan SARS-CoV-2 virüsünün toplum tarafından bağışık hale gelebilmesi için %60-70'inin bağışık olması gerekiyor toplumun. Yani aşılanması gerekiyor bir anlamda. Oysa ki bu yeni varyant bu R0 değerini en azından 0.4 artırıyor. Bu belki de %75-85 Fauci'nin dediği gibi bir aşılanma oranını mecbur kılacak bize. Dolayısıyla aşılar çok önemli. Bu noktada çok hızlı başlayacağı düşünülen aşılamanın da aslında biraz dünyada kör topal gittiğini de fark edebiliriz, görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Aralık ayının sonunda 20 milyon aşılama yapacağını söylemişti ama hala 6-7 milyon civarında bir aşılamayla sınırlılar. Ellerinde 15 milyon aşı var ama bunları aşılayabilecek personel bulamıyorlar. İngiltere'de gerçekten çok hızlı bir aşılama yapmıyor. İlk onay veren ülkeydi aşılara ama hızı gerçekten yavaş. Fransa zaten hiç konuşmaya değmez. O kadar az vaka aşıladılar ki bu hızla aşılama devam ederse 400 yıl filan süreceği söyleniyor aşılamanın Fransa'da bu çok çok önemli bir nokta tam da bu tartışmalar devam ederken Türkiye Sinovac aşısını tartıştı ve Türkiye'nin gözü kulağı aslında Brezilya'dan gelecek açıklamadaydı geçtiğimiz günlerde Sinovac'ın Brezilya verileri bir basın toplantısıyla açıklandı tabii elimizde somut bir makale henüz yok çalışmanın detayları henüz yok ama koruyuculuk oranı %78 olarak rapor edildi. Tabii bu %78 oranı biraz düşük gelebilir çünkü mRNA aşıları gerçekten %95'ler oranında koruyuculuk yüzdeleriyle çıtayı bayağı yüksek bir yere koydular. Ama inanın yüzde %78 de hiç kötü bir oran değil. Hatırlarsanız FDA bu çalışmaların ilk başladığı zamanlarda %50 koruyuculuğu olan bir aşıyı bile onaylarım diye bir açıklama yapmıştı. Tabii burada aşının ne kadar koruyucu olduğu kadar önemli bir başka nokta var. Brezilya'da yapılan basın toplantısında orta ve ağır hastalıktan korunma oranı %100 olarak bildirildi. Bu aslında son derece önemli çünkü Tam koruma sağlamasa bile hastalığın seyrini hafifletiyor anlamına geliyor bu aşının. Bu da ölüm oranlarına doğrudan yansıyacak ve sağlık sistemi üzerindeki yükü de ciddi anlamda azaltacak bir bulgu. O çok derece önemli bir bulgu altını çizmek gerekir. Bu aynı zamanda COVID'in uzun dönem etkilerinden de korunacağımız anlamına geliyor ki son günlerde başka bir video konusu Lancet'te yayınlanan bir çalışma. Uzun dönem etkilerin hiç de hafife alınmaması gerektiğini ortaya koydu. Tabii buradaki önemli nokta yüzde korunmak kadar ne kadar hızlı aşılama yaptığınızla ilişkili. Burada iki tane büyük teknik problem var. Bunlardan bir tanesi lojistik problem ve diğeri de psikolojik problem aslında. Lojistik anlamda aşıların hızlı bir şekilde yapılabilmesinde zorluklar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bile eksi 70 derece gerektiren mRNA aşılarının transportu ve saklanmasıyla ilgili ciddi problemler yaşıyor. Neyse ki Sinovac aşısı için böyle bir durum söz konusu değil. Sinovac aşısını 2-8 derecede saklayabiliyoruz. Yani buzdolabı e, kapağında saklayabiliyoruz aslında. Bu trans fer anlamında, transport anlamında bir rahatlık sağlıyor. Ama psikolojik bir sorun da var. Ee, i̇nsanların aşıya karşı bir güvensizliği var. Türkiye'de Ipsos'un yaptığı çalışma oranın %44 olduğunu gösterdi. Yani Türkiye'de aslında aşı yaptırmak isteyen oranı %44. Ve bizim en az bir %60-70'lik bir oranı ulaşmamız lazım. %78 koruyuculuğu olan bir aşıyla bizim gerçekten toplumun çok büyük bir bölümünü aşılamak zorunluluğumuz var. Dolayısıyla önümüzde daha gidilecek çok yol var. Bir diğer sorun da aslında çalışmaların çok detaylandırılması gerektiğiyle ilgili bir sorun. Gerçekten de mesela bizim e, Sinovac aşısı 18-59 yaş grubu arasına uygulandı genel olarak ve dolayısıyla 60 yaş üstündeki etkinliğini bilmiyoruz. Ancak bu 60 yaş üstüne bir zarar verir anlamında söylenmiş bir söz değil. Çünkü faz 1 ve faz 2 çalışmaları ve faz 3 verileri aslında aşının güvenli olduğunu gösterdi. Zaten inaktif aşılar bizim son derece iyi bildiğimiz yan etkiler açısından çok da korkmadığımız bir aşı grubunu oluşturuyor. Buradaki temel tartışma koruyuculuk oranları. Belki de 60 yaş üstü gruba daha yüksek dozda uygulamak gerekebilir. Ancak şu anda bununla ilgili net veri yok. Brezilya'nın verilerinde de 60 yaş üstüyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Bununla da ilgili bir detay bilgiye ihtiyacımız var görünüyor. Şunu da unutmamak lazım. Aşılama başlanır başlanmaz biz rahatlamaya başlamayacağız. Gerçekten de geçen süreç yavaş yavaş normalleşmemizi sağlayacak. Türkiye için şunu söyleyebiliriz. Ocak ayında herhangi bir e, normalleşme beklememek lazım. Şubat'ın ortasına doğru son derece kontrollü bir normalleşme tartışılıyor. Ve şunu unutmamak lazım. Vaka sayılarının aşıyla düşmeye başlaması için etkin bir aşılamanın başlangıç tarihinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir açıklama yaptı. Yani 2021 yılı. Aslında bizim hala aşıyla ve pandemiyle uğraşacağımız bir dönem oldu. Bence Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündeminde iki temel sorun var. Bunlardan birisi mutasyonlar ve oluşabilecek yeni varyantlar ve aşılama. Türkiye'nin özellikle bu dönemde çok yoğun bir şekilde aşılanmaya konsantre olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz aşılama aslında bu pandeminin atlatılmasında elimizdeki en büyük silahlardan biri ve biz bu silahları gerçekten etkin ve doğru kullanabilmeliyiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi pazarlar dilerim.